Sevgili gençler, değerli veliler, hepinize merhaba. Biliyorsunuz uzun süreden beri dünyadaki insanlığı meşgul eden koronavirüs nedeniyle aşağı yukarı tüm Türkiye'de bütün etkinlikler durduruldu. Biz de eğitim müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi'ndeki derslerimizi dondurmak zorunda kaldık. Ama sizler evde otururken biz boş durmadık. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı bundan böyle YouTube kanalım üzerinden evde otururken izleme fırsatı bulacaksınız. Yani eğitime aslında farklı bir şekilde devam etmiş olacağız. Siz sevdiklerinizle beraber sağlığınızı evde korurken biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Ne olursunuz evde kalın, birbirinize sahip çıkın. Siz sağlıklı kaldıkça biz de size hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun Maltepe'de daima sevgi kazanacak. Merhaba arkadaşlar, ben Sinem Hoca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Cumhuriyet dönemi şiir. Şimdi Cumhuriyet dönemi şiirin içerisinde arkadaşlar çok fazla sayıda alt başlıklar var, gruplar var, edebi topluluklar var. Biz bu dersimizde Cumhuriyet dönemi şiirde arkadaşlar 5 tane başlıktan bahsedeceğiz. Şimdi Cumhuriyet döneminde arkadaşlar ilk olarak bakmamız gereken Cumhuriyet dönemi şiirin genel özellikleri, yani aslında hem Cumhuriyet döneminin genel özellikleri hem de Cumhuriyet dönemi şiirin genel özellikleri. Hani baktığımız zaman genel tablo ne? Birazcık bundan bahsedelim. Bu dönemin diline, ölçüsüne, konusu ne? Biliyorsunuz 1923 ile başlayan bir dönemdir Cumhuriyet dönemi edebiyatı arkadaşlar ve şu an günümüzde hali hazırda devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet döneminin genel özelliklerine baktığımızda dilin arkadaşlar son derece sade, açık ve anlaşılır olduğunu görüyoruz. Yani halk dilinin kullanıldığını görüyoruz. Hani o Servet-i Fünun döneminde, işte divan edebiyatı dönemindeki o ağır tamlamalar, Arapça, Farsça sözcükler vardı ya. İşte burada artık bunları kullanmıyoruz arkadaşlar. Zaten milli edebiyat dönemini size anlatmıştım. Milli edebiyat döneminde arkadaşlar dilde sadeleşme çalışmaları büyük oranda gerçekleşmiş oluyordu. O yüzden bu dönemde de dilin son derece sade, açık ve anlaşılır olduğunu görüyoruz. Yer olarak düşündüğümüzde hani eserler genellikle İstanbul'da ya da Anadolu çevresinde geçiyor arkadaşlar. Alfabe olarak baktığımızda tabii ki Latin alfabesi kullanılıyor. Dil çalışmalarına bakarsak, dil çalışmalarına TDK öncülüğünde, K diyoruz hatırlıyorsunuz, K demiyorduk Türkçe derslerinden hatırlarsınız. TDK öncülüğünde devam ediliyor arkadaşlar ve deniliyor ki başka dillerden kelimeler alınmayacak. Bu bizim için önemli. Ölçü olarak baktığımız zaman önce aruz ölçüsünün, sonra hece ölçüsünün ve son olarak da serbest ölçünün kullanıldığını görüyoruz. Hani Cumhuriyet dönemi deyince aklınıza direkt hece ölçüsü gelmesin. Yer yer aruzun ve serbest ölçünün de kullanıldığını göreceğiz arkadaşlar. Konu olarak baktığımız zaman halkın yaşadığı her şey bu dönemin konusu haline gelmiştir. Halka ve insana yönelik. Bunun dışında Atatürk devrimleri, Cumhuriyet'le gelen değişiklikler, Türk tarihi gibi konuların da arkadaşlar bu dönem eserlerinde yer aldığını görüyoruz. Evet, şiirde gruplaşmalar. Dediğim gibi çok fazla sayıda gruplaşmalar var ama biz bunları işleyeceğiz bu dersimizde. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, birinci yeniciler, diğer ismiyle garipçiler, ikinci yeniciler, hisarcılar ve garip dışında yeniliğini sürdürenler, yani bağımsız şairler şeklinde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi ilk olarak milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiire bakalım. Şimdi aslında milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir, milli edebiyatın bir devamı ve uzantısı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu arada kitaplarda memleketçi şiir ya da milli edebiyat anlayışını yansıtan şiir şeklinde de karşımıza çıkabilir. Üçü de aynı şeydir arkadaşlar, onu söyleyelim. Evet, milli edebiyat döneminin bir uzantısıdır dedik. Milli edebiyat döneminde ne oluyordu arkadaşlar? Anadolu coğrafyasına açılıyorlardı, hatırlarsınız değil mi? Anadolu insanı anlatılıyordu, Anadolu halkı anlatılıyordu, Türkçülük ön plana çıkıyordu. Ve bununla birlikte biz beş hececilerden bahsetmiştik, hatırlarsanız. Beş hececilerde de Faruk Nafız Çamlıbel'den bahsettik. Ne dedik onun için? Sanat adlı bir şiiri vardır dedik. Bu sanat adlı şiiri memleketçi edebiyatın bir bildirisi şeklinde karşımıza çıkarttık.
başlar ve bu şekilde memleket edebiyatı başlamış olur dedik. O yüzden hani Beşeciciler de arkadaşlar aslında milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir içerisinde aynı zamanda yer alıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel Sanat adlı şiirinde ne diyordu? Yerlilikten bahsediyordu, millilikten bahsediyordu. Sanatın halktan beslenmesi gerektiğini, toplumdan beslenmesi gerektiğini söylüyordu arkadaşlar. Başka sanat bilmeyiz karşımızda Anadolu dururken diyordu. Sanatın toplum için olması gerektiğini söylüyordu arkadaşlar. Baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten biz milli edebiyat zevk ve anlayışının devam ettiğini görüyoruz. Yani Cumhuriyet Edebiyatı'nın ilk yıllarında arkadaşlar yine bu yerlilik, işte milli heyecan, milli ilkeler, milli uyanış gibi kavramlar söz konusu. Yine burada aynı şekilde. Memleket sevgisi, Anadolu, Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı işlenmişti. Milli edebiyatta gördüğümüz konuları burada da devam ettiriyorlar arkadaşlar. Milli edebiyat dönemindeki yazarların çoğu burada da yazmaya devam ediyor. Kim gibi? Beşeciciler gibi. Ziya Gökalp'in sistemleştirmiş olduğu bir Türkçülük akımı vardı. Hatırlıyorsunuz milli edebiyatta anlatmıştım. Bu akımın etkisinde kalmışlar. Tabii ki halk kültüründen etkilenmişler, halk folklöründen etkilenmişler. Hece ölçüsünü ve sade bir dili tercih etmişler arkadaşlar. Milli romantik duyuş tarzı, milli duyarlılık ve milli heyecanı benimsemişler. Ne demektir bu? Yani diyorlar ki biz karşılaşılan kötü bir olaya hep birlikte topyekün karşı çıkalım, topyekün tepki verelim. Bu sadece savaşta olacak diye bir şey yok. Ekonomik bir sıkıntıda da yine halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ve birlikte bir şeylere karşı çıkması gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Ve buradaki amacımız ne? Cumhuriyette arkadaşlar hep birlikte, birlikte bağlanmak, sarılmak ve dediğim gibi birlikte hareket etmek. Şimdi Ahmet Kutsi Tecel, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren en önemli yazarlarımızdan biridir. Yanında zaten iki tane yıldız koydum. İki yıldızlı olanlar hani çıkma ihtimali birazcık daha yüksek olan kişiler arkadaşlar. Şimdi Ahmet Kutsi Tecel ne yazmış? Köy havasını içeren ve Anadolu'yu anlatan şiirler yazmıştır arkadaşlar. Ülkü dergisini çıkartmıştır aynı zamanda. Halk kültürüne ve folklöre yaklaşmıştır. Halk şiiri geleneğinden ve motiflerinden yararlanmıştır. Onun iki tane şiiri var arkadaşlar, çok ünlü olan şiirleri. Hangileri? Neredesin? Ve Orada Bir Köy Var Uzakta. Aşık Veysel'i ülkeye tanıtan kişidir. Bu test kitaplarında falan çıkabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Aşık Veysel'i tanıtan kişi kimdir diye sorulduğu zaman biz ne diyeceğiz? Ahmet Kutsi Tecer diyeceğiz arkadaşlar. Şiirler adında bir şiir kitabı var. Tiyatrolarından önemli olanları yine turuncuyla gösterdim. Köşebaşı Koç Yiğit Köroğlu. Tabii ki diğerlerine de bakmanızda fayda var ama en çok önemli olan bu ikisidir arkadaşlar. Şimdi geldik Arif Nihat Asya. Yine iki yıldızlı olan yazarlarımızdan biri, yani çıkma ihtimali olan yazarlarımızdan biridir. Yurdun birçok yerinde öğretmenlik yapmıştır. Kendisi Arif Nihat Asya deyince aklımıza ne gelecek? Eşittir bayrak şairi arkadaşlar. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bayrak şiirini Adana'nın kurtuluşu üzerine yazmıştır ve bu şiirle ünlenmiştir arkadaşlar. O yüzden bayrak şairi olarak bilinir. Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Arif Nihat Asya'nın bir diğer önemli özelliği de arkadaşlar şudur. Çok iyi rubayiler yazmıştır. Bu yüzden rubayinin son temsilcisi olarak aklımızda kalsın. Şiirlerine baktığımız zaman bir bayrak rüzgar bekliyor. Bakın içinde bayrak sözcüğünü gördüm zaten. Hani bu şekilde soru gelirse Arif Nihat Asya olduğunu anlayabilirim. Bunun dışında ne dedik? Rubayileriyle ünlenmiştir dedik. Bakın burada rubayiler, rubayiatı Arif şeklinde eserleri var, şiirleri var. Dualar ve aminler, kökler ve dallar. Bunları da bilirseniz tabii ki iyi olur arkadaşlar. Ama biz burada bayrak şairi olduğunu unutmayacağız. Evet, Kemalettin Kamu. Eşittir. Gurbet şairi. Nasıl ki Arif Nihat Asya'ya bayrak şairi diyorsak, Kemalettin Kamu için de gurbet şairi diyebiliriz. Yalnızlık şairi olarak da biliniyor aynı zamanda. Yani gurbet duygusunu bize çok güzel bir şekilde yaşatmış arkadaşlar. Bu yüzden gurbet şairi olarak anılıyor. Aruz'la yazmış ama daha sonradan heceye geçmiş. Çok ünlü bir pastoral şiiri var ki o da hangisidir? Bingöl Çobanları adlı şiiridir. Bunu bilmeniz yeterli olur. Bir de tabii ki gurbet şairi bildiğini unutmayacaksınız. Olduğunu unutmayacaksınız. Evet, Ömer Bedrettin Uşaklı.
Uşaklı, Uşak, böyle Uşağım, Karadeniz, Deniz, oradan böyle çağrışım yapabilir size. Deniz sevgisini anlatmış arkadaşlar. Anadolu onun için çok önemli. Anadolu'nun güzelliklerini anlatmış, Anadolu şairi olarak biliniyor aynı zamanda. Hece ölçütüyle yazmış. Şiirlerine baktığımız zaman bakın deniz sarhoşları, yayla dumanı, sarı kız mermerleri, deniz hasreti, deniz, yayla gibi isimlerden yola çıkarak aklınızda tutabilirsiniz. Zeki Ömer Defne'ye bakalım şimdi. İstanbul, Isparta, Bursa, Konya üzerine böyle çeşitli yurt güzellemeleri yazmış. Yani o şehirlerin güzelliklerini belirten şiirler yazmış arkadaşlar. Ilgaz Gül Ey Isparta'nın gülleri şiirleriyle ünlenmiştir aynı zamanda. Şiirlerinden önemli olanlar var. Zaten gösterdik turuncuyla. Denizden çalınmış ülke, sessiz nehir ve kardelenler şiirleri önemli. Araştırmaları var arkadaşlar ama şiirleri bizim için daha önemli tabii ki. Necmettin Halil Onan. Evet, Bir Yolcuya adlı şiiriyle tanınmıştır arkadaşlar ya da diğer ismiyle Dur Yolcu. Bunu bu şekilde bilmemiz yeterli olur. Yani Necmettin Halil Onan'ı sorarsa zaten bu şiiri mutlaka paragrafın içerisinde geçirecektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı sanatçılar ve yazarlar hani bu bölümde de mesela Hisarcılar grubunun içerisinde de içerik olarak birbirine çok benziyor. İçerik olarak birbirine benzediği için de hani ÖSYM kalkıp da size sadece bunların içeriğiyle ilgili sorular sormaz. Eğer Necmettin Halil Onan'la ilgili bir soru gelecekse Dur Yolcu'ya şiirini mutlaka paragrafın içerisine vermek zorunda ki siz onu o şekilde çözebilin. Yani o yüzden burada gösterdiğim en önemli eserleri bizim için önemli. Bunlar size soru çözdürür arkadaşlar. O yüzden eserleri iyi bir şekilde bilin. En önemli eserlerini bileceksiniz. Bir yudum daha, Çakıl Taşları, yine şiirleri, araştırmaları var ama dediğim gibi bizim için önemli olan şiirini yukarıda yazdım zaten. Evet, Behçet Kemal Çağlar, iki yıldızla gösterdim demek ki önemli anlamına geliyor. Atatürkçülüğü işlediği şiirler yazmış arkadaşlar. Atatürk şairi olarak biliniyor aynı zamanda. Halk şiirinden yararlanmış olduğu güzellemeleri vardır. Kendisini Ankaralı Aşık Ömer olarak tanıtmış, güzelleme yazdığından dolayı. Önemli olan maddemiz şu, Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazmış olduğu 10. yıl marşı ile tanınmıştır. Zaten Faruk Nafiz Çamlıbel'i anlatırken Beşiciler'de orada da bahsetmiştim arkadaşlar hatırlarsınız. Şadırvan adlı haftalık bir sanat dergisi çıkarmış. Şiirleri bizim için önemli. Erciyes'ten kopan çığ, burada bir kalp çarpıyor, benden içeri. Bunlar şiirleri arkadaşlar. Mazlum tiyatro olarak da Çoban, Atilla ve Ergenekonları var. Ama şiirleri dediğim gibi daha çok önemli. Unutmayalım Behçet Kemal Çağlar çıkabilir. Orhan Şahik Gökyay deyince aklımıza hamasi şiirler gelecek. Ne demektir hamasi şiirler? Yani kahramanlık bildiren, yiğitlik bildiren şiirlerdir. Böyle destansı tarzında, savaş konulu. İlk şiirlerini aruzla yazmış, daha sonra arkadaşlar hece ile devam etmiş. Eleştiri ve edebiyat araştırmalarıyla tanınmıştır. Türk divan ve halk edebiyatının pek çok sorununu işlemiştir arkadaşlar. Bu Vatan Kimin adlı bir şiiri var, bununla tanınıyor. Yaz şiiri de var ama Bu Vatan Kimin birazcık daha önemli. Eleştirisi bizim için önemli. Destursuz Bağa Girenler adlı bir eleştirisi var. Hani bu da paragrafın içerisinde geçebilir, dikkat edelim. Geldik Mithat Cemal Kuntay. Yine aynı şekilde Orhan Şahit Gökyay gibi epik şiirler yani hamasi, kahramanlık bildiren şiirler yazmış. Türk'ün Şehnamesi adında bir şiiri var ama Mithat Cemal Kuntay deyince bizim bilmemiz gereken onun romanı arkadaşlar. Hangi romanı? 3 İstanbul romanı. Bu romanda İstanbul'un 3 dönemini de sorgulamıştır arkadaşlar. 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve Mütareke dönemi yıllarının İstanbul'unu anlatmış olduğu bir romanıdır. Mithat Cemal Kuntay'ı sorarsa bu romanı da muhtemelen verecektir. Şükufe Nihal Başar. Önce aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra heceye geçmiş. Burada bizim için önemli olan eserlerinde toplum sorunlarını ve kadının özgürlüğünü anlatmış olmasıdır arkadaşlar. Yıldızlar ve Gölgeler, Hazar Rüzgarları bu iki şiirini bilmeniz yeterli olur. Hüseyin Nihal Atsız.
Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir arkadaşlar. Alsız, Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken adlı dergiler çıkartmıştır. Zaten dergilerin isimlerinden de anlıyoruz aslında. Türkçülük akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Tarih, destan, efsane geleneğinden yararlanmıştır arkadaşlar. Yolların Sonu adında bir şiiri vardır. Roman olarak da Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar, Diriliyor, Deli Kurt. Bakın hep kurtlarla ilgili isimlerin var olduğunu görüyoruz. Buradan aklınızda kalabilir arkadaşlar. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu destan şairi kimliğini taşıyor. Genç Osman Destanı, Bozkurtların Ruhu, Malazgirt Destanı, Boğaçan Destanı, Salur Kazan Destanı. Bakın hep destanları yazmış. Bunu da destan şairi olarak aklınızda kodlayabilirsiniz. İbrahim Alaaddin Gövşah, çok fazla çıkma ihtimali yok ama yine de ne olur ne olmaz yazdık. Çocuk Şiirleri adlı kitabı var. Bu kitap önemli. Türk Edebiyatı'nın ilk çocuk kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Atatürk için yazmış olduğu Atamızı Tavaf adlı bir şiiri var arkadaşlar. Bir de bunu bilmeniz yeterli olur. Bekir Sıtkı Erdoğan, çok fazla yine önemli olmayan şairlerimizden biri. Yani önemli olmayan derken çıkma ihtimali az olan diyelim, yanlış anlaşılma olmasın. Karagözlüm, Efkarlanma, Gül Gayrı gibi şiirleri arkadaşlar bestelenmiştir. Bu kadar. Şimdi geldik Hisarcılara. Kimdir bu Hisarcılar? Şimdi arkadaşlar 16 Mart 1950'de Hisar Dergisi çevresinde toplanan sanatçıların oluşturmuş olduğu bir edebi topluluktur Hisarcılar. Aralıklarla iki dönem çıkmış. Birinci dönem 1950 ve 1957 yılları arasında. Burada arkadaşlar 75 sayı yayımlamışlar. Daha sonra 1964 ve 1980 yılları arasında da yine tekrar dergi yayımlanmaya devam etmiş ve toplamda 277 sayıya ulaşmıştır arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Kurulduktan 17 yıl sonra Radyo Hisar Saati adlı bir programla sanat görüşlerini bir bildiriyle açıklıyorlar. Yani ilk defa bir radyo programıyla kendi sanat görüşlerini anlatan bir topluluk şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hisarcılar diyorlar ki, biz toplumcu gerçekçiler gibi olmayacağız, birinci yeniciler yani garipçiler gibi olmayacağız, ikinci yeniciler gibi de olmayacağız. Biz memleket edebiyatını devam ettirmek istiyoruz diyorlar. Yani o yüzden memleket edebiyatıyla benzer özellikler gösteriyorlar arkadaşlar. O yüzden memleket edebiyatının sonuna aldık Hisarcıları. Geleneksel nazım biçimlerini kullanıyorlar. Diyorlar ki, sanatta yenilik esastır. Evet, yenileşelim ama eskiyi unutmadan yenileşelim. Yani eskiden de destek alalım, eskiden de kuvvet alalım diyorlar arkadaşlar. Sanat görüşleri bu şekildedir. Eskiyle bağlarımızı koparmadan yenileşelim diyorlar. Sanatçının dili yaşayan Türkçe olmalıdır. Günlük dili savundular arkadaşlar. Halkın konuştuğu dil dışında hiçbir şekilde bir dil konuşmayalım. Halk nasıl konuşuyorsa biz de eserlerimizi bu şekilde yazalım diyorlar. Kendilerini Türk dilini koruyan bir kale olarak görmüşlerdir arkadaşlar Hisarcılar. Halk edebiyatı ve divan edebiyatını sentezlediler. Hem Ece'yi kullandılar hem de Aruz'u kullandılar arkadaşlar. Diyorlar ki, sanat milli, sanatçı ise bağımsız yani tarafsız olmalıdır. Eğer hani Hisarcılarla ilgili bir soru gelirse bu da şıklardan birinde geçebilir arkadaşlar. Bunlar maddeleri yani genel özellikleri. Edebi toplulukların genel özelliklerinden soru gelme ihtimali vardır. O yüzden genel özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Geldik, kimler var burada? Yani çok fazla Hisarcıların kişilerinden soru geleceğini düşünmüyorum açıkçası ama yine de bakalım, önemli olanlarına bakalım. İlhan Geçer, Hisar Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yapmış arkadaşlar. Derginin kurucusudur aynı zamanda. Eserlerine baktığımızda Büyüyen Eller, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste tarzında eserleri vardır. Mehmet Çınarlı yine önemli temsilcilerindendir arkadaşlar. Güneş Rengi Kadehlerle diye bir eseri var. Bunu bilmeniz yeterli olur. Mustafa Necati Karaer yine Hisarcıların en başarılı isimlerinden biridir. Kuşlar ve İnsanlar, Kerem ile Aslı, bu ikisini bilseniz yeterli olur. Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya'nın çizgisini sürdürmüştür. Yalnızlık, Duvak, Seninle Harman gibi eserleri vardır arkadaşlar. Yahya Akeng'in de Çağ Sürgünü ve Oğuz Dede kitaplarıyla ödül almıştır. Bunu bilmeniz yeterli. Şimdi burada yazdıkları Munis Faik Ozansoy, Gültekin Samanoğlu, Fevzi Alıcı gibi. Bunların arkadaşlar siz
Hisarcıların içerisinde olduğunu bilin yeter. Hani eserlerini ya da özelliklerini çok fazla bilmenize gerek yok. Hani şöyle bir soru gelirse, işte aşağıdakilerin hangisi Hisar Edebi Topluluğu'na katılan sanatçılardan biridir ya da değildir şeklinde bir soru gelirse, hani bu isimleri bilmeniz açısından da yazdım. Evet, şimdi geldik. Birinci Yeniciler, diğer ismiyle Garip Akımı diyoruz arkadaşlar. Garip demişler kendilerine. Birinci Yeniciler ya da Garipçiler iki şekilde de karşımıza çıkabilir. 1941 yılında Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'nun Garip adlı bir şiir kitabı yayımlamasıyla ortaya çıkan bir akımdır arkadaşlar. Birinci Yeniciler bizim için önemli. İkinci Yeniciler de bizim için önemli. Bu anlatacağım, bundan sonraki anlatacağım kısımdan bir ya da iki soru bekliyorum sınavda. Umarım çıkar. Kitabın ön sözünü arkadaşlar Orhan Veli yazmıştır ama hani Orhan Veli diyor ki bu şiir kitabını biz üçümüz yazdık. O yüzden kendi imzasını atmıyor arkadaşlar ama ön sözünü Orhan Veli yazmış. Bunu bileceğiz. Şimdi Birinci Yeniciler şöyle diyor. Biz hiçbir şekilde vezin, kafiye, ölçü kabul etmiyoruz. Yani şiiri serbestleştirelim. Vezin kullanmayalım, kafiye, ölçü hiçbir şekilde kullanmayalım. Bunları bir kenara atalım diyorlar. Hece ölçüsünü ve aruz ölçüsünü gereksiz buluyorlar arkadaşlar. Edebi sanatlara ve söz oyunlarına da karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki yani biz edebi sanatlar ve söz oyunlarıyla uğraşmayalım. Bunlar bizim elimizi kolumuzu bağlayan şeyler. Şiiri olduğu gibi yazalım diyorlar arkadaşlar. Günlük dili ve sokak Türkçesini kullanıyorlar. Şaka, nükte ve ironi Birinci Yenicilerin en önemli özelliklerinden biridir. Yani eserlerinde böyle şakaların, nüktelerin ve ince ironilerin olduğunu görürsünüz. Alelâdelik söz konusudur. Yani son derece basit, sıradan ve alelâde bir görüş vardır arkadaşlar Birinci Yeniciler için. Birinci Yeniciler diyorlar ki şiir halka seslenmelidir ve sokaktaki her şey için biz şiir yazabiliriz diyorlar. Yani illa bir şiir bir ideolojiyi yansıtmak zorunda değil ya da bir şiir işte toplumun yararına olmak zorunda değil ya da bir şiir sanatçının işte bireysel duygularını yansıtmak zorunda değil. Evet bunları da yapabilir, biz de yapabiliriz ama biz bunun dışında her şeyi şiirin konusu yapıyoruz diyorlar. Parantez içinde yazdım bakın. Ayağındaki nasırı şiirin konusu yapmış. Kundurayı şiirin konusu yapmış, salatayı şiirin konusu yapmış gibi. Yani bu kadar basit şeyler arkadaşlar şiirleştiriyorlar. Anlam şiirin en önemli niteliği olarak karşımıza çıkıyor. Şiir duyguya değil akla seslenmiştir arkadaşlar. Dadaizm ve sürrealizm akımının etkisinde kalıyorlar. Dadaistler ne diyordu? Edebi akımları anlatmıştım size. Kuralsızlığı kural ediniyoruz biz. Bizim tek bir kuralımız varsa o da kuralsızlıktır diyorlardı. İşte bunlar da aynı şekilde diyorlar ki bizim hiçbir kuralımız yok. Biz olduğu gibi gelişigüzel yazıyoruz diyorlar arkadaşlar. Siyaset dışı kalmışlar. Şiiri belli bir ideolojinin etkisinde bırakmamışlar. Bunu zaten söyledik. Çocukluk, yaşama sevinci, ölüm, işte hayvan insan ilişkileri, karamsarlık, hüzün, sosyal hayat aklınıza gelebilecek her konuda arkadaşlar şiir yazıyorlar ve sıradan insanları anlatıyorlar. Şimdi temsilcileri 3 kişi. OMO şeklinde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. OMO bildiğimiz. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu baş harflerinden böyle bir kodlama çıkartabiliriz. Hani aklınızda kalması açısından iyi olur diye düşünüyorum. Orhan Veli Kanık. Şimdi Orhan Veli Kanık bir 15 kez sorulmuş sınavda. O yüzden bundan sonra da yani sorulma ihtimali var. Bunu demek istiyorum. Önemlidir arkadaşlar. Garip hareketini başlatmış kendisi ve ölümüne kadar da arkadaşlar bu akıma bağlı bir şekilde devam etmiştir. Mehmet Ali Sel takma adını kullanmıştır. Orhan Veli Kanık diyor ki her türlü sözcük şiire girebilir diyor arkadaşlar. İşte demin dediğimiz salata, kundura, nasır gibi sözcükler arkadaşlar. Şiiri toplumun emrine vermiştir ve bireyciliğe karşı çıkmıştır arkadaşlar. Yani bireyselliğe karşı çıkıyor burada. Toplumdaki insanları, toplumdaki olayları anlatıyor, sokağı anlatıyor. Sıradan insanların basit yaşamlarını anlatmıştır. Çocukluğa özlem, işte İstanbul sevgisi, kaldırımlar, balıklar bunlar şiirlerinin temaları haline gelmiş. Basit şeyler yani. Şiirlerinde derin bir ironi, espri ve nükte vardır arkadaşlar Orhan Veli'nin.
Yaprak adlı iki sayfalık bir dergi çıkartmış. 27 sayıdan oluşmuş bu dergisi. Anlatamıyorum ve İstanbul'u dinliyorum. Şiirleri, bunlar biraz daha garip dışında, yani bireyselliğe kaçan şiirler olarak ama önemli şiirler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Delikli Şiir ve Pireli Şiir adlı şiirleri var yine. Hani bunlar tam aslında böyle garip akımını yansıtan şiirler. Delikli Şiir'de ne diyor mesela? Bu da az çok biliyorsunuzdur. İşte cep delik, cepgen delik, kevgir misin be kardeşlik diye şiir yazmış mesela. Kitabe-i Sengi Mezer adlı bir eseri var. Burada da işte ayağındaki nasırdan bahsediyor. Hiçbir şeyden çekmedim şu nasırımdan çektiğim kadar diyor. Yani şiirine bunu konu yapmış mesela. Bu önemli bizim için. Mersiye Nazım türüyle dalga geçmiş aynı zamanda bu Kitabe-i Sengi Mezer adlı eserinde. Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlar, 72 tane Nasrettin Hoca fıkrasını şiirleştirmiştir aynı zamanda. Bu da önemli bir özelliği. Şiir kitaplarına baktığımız zaman Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı ve Garip. Garip zaten ortak şiir kitaplarının ismi, bunu biliyorsunuz. Dediğim gibi Orhan Veli Kanık bizim için önemlidir arkadaşlar. Çıkma ihtimali her zaman var olan kişilerden biridir. O yüzden özelliklerini ve şiirlerinin isimlerini de lütfen iyi bir şekilde öğrenin. Geldik şimdi ikinci temsilcimize, Melih Cevdet Anday. 1946 yılına kadar garip akımının etkisindedir. Daha sonra arkadaşlar toplumsal kişiliğe bürünmüştür. Yunan mitolojisinden etkilenmiştir. Hani sorarlarsa belki bu maddelerin içerisinde geçebilir. Rahatı kaçan ağaç, telgrafhane, kolları bağlı Odysseus, bunun dışındaki eserleri de var ama bu turuncuyla gösterdiklerim bir tık daha önemli olanlar arkadaşlar. Romanı var, oyunları olarak da Mikado'nun çöplerini bilmeniz yeterli olur. Evet, geldik Oktay Rıfat Horozcu. Şimdi Oktay Rıfat Horozcu arkadaşlar 3 dönemde şiir yazıyor, yani 3 farklı açıdan şiirini inceleyebiliyoruz. Garip öncesi, garip ve garip sonrası olarak. TDK'nin ilk başkanı Sami Rıfat'ın oğludur aynı zamanda. Yaşama sevinci arkadaşlar şiirlerinin en önemli teması şeklinde karşımıza çıkacak. Perçemli Sokak adlı bir eseri var. Bu eseriyle işte ikinci yenici akımına yönelmiştir. Yani bu eseri birazcık daha anlamsal olarak soyut ve kapalı bir şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Toplumsal sanat anlayışıyla yazmış olduğu çok başarılı sosyal içerikli şiirleri vardır. Şiirlerine baktığımızda garip, güzelleme, yaşayıp ölmek, yaşayıp ölmeyi birinci yenici yani garip etkisiyle yazmış. Perçemli Sokak, Kargayla Tilki. Burada hani şu turuncuları çizmemin sebebi, bakın horozcu diyoruz ya, yani horoz, karga, tilki, işte dana, at, fil, hani böyle hayvan isimlerinden belki aklınızda kalır diye arkadaşlar bu şekilde yazdım. Bunlar önemli olan eserleri, yine sorulabilir. Şimdi geldik garip dışında yeniliğini sürdüren, yani bağımsız şairler. Şimdi bunlar aynı yüzyıllarda eser yazmaya devam ediyorlar. Fakat garibin içerisine girmiyorlar. Yani bu edebi topluluğun dışında eser yazıyorlar. O yüzden biz bunlara bağımsız şairler diyoruz arkadaşlar. Kimler var burada? Cahit Külebi var. Halk edebiyat olanaklarından yararlanıyor. Çocukluk şiirleri yazıyor ve halk türküleri yazıyor arkadaşlar Cahit Külebi. Şiirlerinden iki tanesinin ismini bilseniz yeter. Adamın Biri ve Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda. Bu ikisini bilmeniz yeterli. Şimdi İkinciye bakalım. Sabahattin Kudret Aksal. Çok fazla önemli olmadığı için arkadaşlar içeriğiyle ilgili bir şey yazmadım. Burada şiiri var Kırmızı Şarkılı Kahve. Bir de hikayesi var Gazoz Ağacı. Hikayesini bilmeniz yeterli olur ki sorulursa. Hani belki şıklarda falan yer alabilir arkadaşlar, o kadar. Üçüncü Bedri Rahmi Eyüboğlu. Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu arkadaşlar sözcüklerle resim yapan adam olarak biliniyor. Bu yüzden hani ressam kişiliğinden gelen ögeler şiirlerinde arkadaşlar önemli bir yer tutmuştur. Şiirlerine baktığımız zaman Dol Karabakır Dol, bir de Karadut adında arkadaşlar iki tane şiiri var. Yaradan'ın mektupları da önemli aynı şekilde ama hani bu ikisi daha çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Düz yazı olarak da Tezek, Deli Fişek, Canım Anadolu adında eserleri mevcut. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ikinci yenicilere. Şimdi ikinci yeniciler arkadaşlar, şu sizin sosyal medya hesaplarınızda
koymuş olduğunuz gönderilerin altındaki o özlü sözler, şiirler, işte Edip Cansever'ler, Cemal Süreyya'lar ve Turgut Uyar'lar arkadaşlar. Onlara biz ikinci yeniciler diyoruz. Şimdi ikinci yeniciler arkadaşlar birinci yenicilere yani garipçilere tepki olarak ortaya çıkmışlar. 1955-1965 yılları arasında aynı tarz şiir yazan şairlere verilmiş bir isimdir arkadaşlar. Yani ikinci yeniciler böyle bir beyanname ile bir bildiriyle hadi bir araya gelelim böyle bir akım oluşturalım şeklinde karşımıza çıkmıyorlar arkadaşlar. O dönemde yazmış şairler, aynı tarzda yazmış şairler sonradan ikinci yeniciler olarak adlandırılıyorlar. Akımın ismi Muzaffer Erdost'a aittir arkadaşlar ve bu şiirler Pazar Postası adlı dergide yayımlanmıştı. Garip akımına karşı olarak ortaya çıkıyorlar. Yani diyorlar ki, garip akımı ne diyordu? Biz vezinsiz, hecesiz yazacağız diyorlardı. Aruz kullanmayacağız, kafiye kullanmayacağız diyorlardı ve şiirin basit, alelade olması gerektiğini savunuyorlardı. İşte ikinci yeniciler de diyorlar ki hayır, şiir bu kadar basit olamaz. Şiiri bu kadar basite indirgememeliyiz diyorlar arkadaşlar ve bunlar anlamı daha kapalı bir hale getiriyorlar. Soyut şiirler yazıyorlar. Çağrışım, hayal gücü, çok anlamlılık gibi kelimeler burada anahtar kelimelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Çok anlamlılık yani ne demek istiyor? Herkes okuduğu şiirden farklı bir anlam çıkartsın demek istiyor. Ben farklı bir anlam çıkartayım aynı şiirden, başka biri aynı şiiri okuduğu zaman o farklı bir anlam çıkartsın. Bu yüzden anlamın kapalı olması gerektiğini savunuyorlar arkadaşlar. Unutmayın birinci yenicilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Günlük dil ve sokak Türkçesi yoktur. Birinci yenicilerde arkadaşlar ne yapıyorduk? Günlük dili kullanıyorduk. Yani halkın konuştuğu dil neyse eserde de bunların kullanılması gerektiğini söylüyorlardı. Ama ikinci yeniciler diyor ki hayır, biz sokak Türkçesini kullanmayacağız. Biz imge, sembol ve kapalı bir anlatım tercih edeceğiz. Yani bizim kullandığımız dil daha özel bir dil, daha seçkin bir dil haline gelecek. Halk bilimine karşılar. Halkın hayatından ve kültüründen uzak dururlar. Biliyorsunuz garipçiler ne yapıyordu? Halka hitap ediyordu arkadaşlar. İkinci yeniciler halka hitap etmiyorlar. Yalnızlık ve bunalım gibi karamsar temaları işliyorlar arkadaşlar. En önemli işledikleri temalar bunlardır. Sürrealizm akımından etkileniyorlar. Yani bilinç akışı, bilinç altını yansıtan eserler meydana koyuyorlar. Akıl ve sağduyunun yerini duygunun ve çağrışımın aldığını görüyoruz arkadaşlar. Yeni sözcükler türetiyorlar ve Türkçenin yapısını zorluyorlar. Dil bilgisi kurallarını önemsememişlerdir arkadaşlar. Böyle çok farklı sözcükler var. Mesela birkaç tane yazayım. Cehennet demişler mesela. Ya da üvercinka, apartan. İşte cehennemle cenneti birleştirmişler, cehennet demişler. Üvercinka, işte güvercinin o G sesi düşüyor. Sonra K2'ni eklemişler ve üvercinka demişler. Aslında güvercinden geliyor. Aparthan, apartmanla hanı birleştirip aparthan adında bir sözcük türetmişler. Yani bunlar ikinci yenicilere ait bir özelliktir arkadaşlar. Dil bilgisi kurallarını önemsemiyorlar ve yeni bir dil ortaya koyuyorlar. Evet. En önemli ikinci yenici şairlerimizden biri arkadaşlar Cemal Süreyya. İki yıldızla gösterdik, önemli olduğunu belirtmiş olduk. Ne diyor Cemal Süreyya? Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter diyor arkadaşlar. Asıl adı Cemalettin Seber'dir. Papyrus dergisini çıkarmıştır. İlk şiir kitabı Övercinka ile arkadaşlar ikinci yeniciye katılmıştır. Folklor Şiire Düşman adlı bir yazısı vardır. Şiirin hiçbir kurala uymaması gerektiğini söylüyor ve diyor ki şiir anayasaya aykırıdır. Yani şiirde hiçbir kural istemiyoruz diyor arkadaşlar. Bu önemli. Lirizm, kadın, aşk, cinsellik gibi konuları çok fazla sayıda işliyorlar. Zaten bu temalar genel olarak ikinci yeniciye hakim olan temalar. Yani diğerlerinde de bu temaların var olduğunu göreceksiniz. Ortak temalardır bunlar. Sürrealizm akımının etkisindedir dedik. Şiir kitabına baktığımız zaman Üvercinka bizim için çok önemli. Yani bunu mutlaka paragrafın içerisine geçirir diye düşünüyorum. Göçebe
Beni öp sonra doğur beni, sevda sözleri, işte güz bitiği, sıcak nal, uçurumda açan gibi şiirleri var. Denemeleri de önemli arkadaşlar. Şapkam dolu çiçekle, folklor şiire düşman, onu zaten söyledik. Uzat saçlarını Frigya. Önemlidir, çıkma ihtimali vardır. Yine söylüyorum, o yüzden yani şiirlerini de denemelerini de bilin arkadaşlar. Geldik Edip Cansever, yine iki yıldızlı. İlk önce Garip Etkisi'nde şiirler yazmış. Daha sonra ikinci yeni anlayışına geçmiş, ikinci yeni anlayışına Yer Çekimli Karanfil adlı eseriyle geçmiştir arkadaşlar. Kapalı şiirler yazmıştır. Zaten ikincilerin genel özelliği biliyorsunuz. Yaşadığı döneme ve çağa yabancılaşan insanın bunalımlarını, iç dünyasını ve cinselliğini işlemiştir arkadaşlar. Sartre'dan etkilenmiş, yani varoluşçuluk akımından etkilenmiştir. Der ki Edip Cansever, mısra işlevini yitirdi, şiir yapan birim olarak yürürlükten kalktı sözleriyle aslında şiir anlayışını, ikinci yenici şiir anlayışını da ortaya koymuş oluyor. Bakalım şiir kitaplarına. İkindi Üstü, Yer Çekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Dirlik Düzenlik, Kirli Ağustos, Nerede Antigone, Çağrılmayan Yakup, Sonrası Kalır, Bezik Oynayan Kadınlar, Ben Ruhi Bey Nasılım, Oteller Kenti. Düz yazı olarak da Gül Dönüyor Avucumda eserini söyleyebiliriz. İkindi Üstü ve Yer Çekimli Karanfil'i unutmuyoruz. Geldik Turgut Uyar. Evet arkadaşlar, o meşhur Göğe Bakma Durağı adlı şiirin sahibi kendisi. İlk önce Garip Etkisi'nde kalmıştır. Arz-ı Hal ve Türkiye'm hece ölçüsüyle yazmış olduğu eserleri. Daha sonra Türkiye'nin, dünyanın en güzel Arabistan'ı adlı şiiriyle arkadaşlar ikinci yenici etkisine geçmiştir. Kapalı şiirler yazar ve divan edebiyatından etkilenmiş arkadaşlar. Şiirlerine baktığımız zaman Arz-ı Hal Türkiye'm, Divan, dünyanın en güzel Arabistan'ı, Tütünler ıslak, Her Pazartesi, Büyük Saat, Kayayı Delen, İncir şiirlerinde çok iyi bir şekilde bileceğiz arkadaşlar. İlham Berk. İlham Berk her şiir türünü denemiş. Yani şiiri uç noktalara taşımış arkadaşlar ama ona göre şiir anlam için yazılmaz. Zengin çağrışımlara ve anlamsız ifadelere yer verir. Bu bizim için önemli. Şiirlerine baktığımız zaman Güneşi Yakanların Selamı, Günaydın Yeryüzü, İstanbul, Türkiye Şarkısı, Galile Denizi, Köroğlu, Çivi Yazısı, Mısır, Kalyoni'ne böyle radyo programlarında çıkarlar ya sabahları, Günaydın İstanbul, Günaydın Yeryüzü gibi, oradan belki aklınızda kalabilir. Düz yazı Inferno, Logos ve Poetika şiirleri bizim için daha önemli. Evet geldik Ece Ayhan. Çok farklı imge dünyası oluşturmuş, ikinci yeninin en aykırı ve muhalif şairidir arkadaşlar. Kendine özgü sözcük ve cümleler kullanarak dilin olanaklarını zorlamıştır aynı zamanda. Tarih, yalnızlık, ölüm, cinsellik gibi konuları işlemiştir. İkinci yeni şiiri yerine farklı bir isim önermiş. Sivil şiir. Sivil şiir, sıkı şiir gibi marjinallik bildiren böyle kavramlar üzerinde durmuştur arkadaşlar. Şiirlerine baktığımız zaman Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, bakın kara kedi demiyor. Biz normalde önce sıfat sonra isim kullanırız değil mi? Kara kedi deriz ama o ne diyor? Kedi kara diyor. Yani burada aslında söz diziminde değişikliklerin var olduğunu görüyoruz. Hani en başında dedik ya dilin sınırlarını zorlarlar, dil bilgisi kurallarına uymazlar diye. Yine onun bir örneği arkadaşlar. Ortodokslular, Devlet ve Tabiat, Yort Savul, Zambaklı Padişah. Yine turuncu ile yazdıklarımız önemli olan şiirleri. Geldik Ülkü Tamer. Ülkü Tamer, ölüm, yiğitlik gibi konuları aşk konusuyla harmanlayarak vermiştir arkadaşlar. Çocuk duyarlılığını ön plana çıkaran bir şair olarak tanınmıştır. Belki bu maddesi biraz ayırt edici olabilir diğerlerine göre. Mitolojiden ve halk edebiyatından yararlanmıştır. Şiirlerine baktığımız zaman Soğuk Otların Altında, Yanardağın Üstündeki Kuş, Virgülün Başından Geçenler, Ezra ile Gari, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, öykü olarak da Alla Ben Öyküleri. Burada yine Soğuk Otların Altında ve Ezra ile Gari bizim için önemli olan şiirleri. Evet arkadaşlar, böylece Cumhuriyet dönemi şiirin 5 başlığını işlemiş olduk. Bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.